Herkese merhabalar. Atak'ta Tonguç evladım benim. Seninle beraber Fen Atağı'na çıkıyoruz evladım benim. Fen'deki tüm işlediğimiz konuları yeni nesil beceri temelli sorularla tekrar edeceğiz. Bugün seninle beraber süper hızlı konu tekrar yapacağız. Oh be! Ve BTS yeni nesil soru çözümü yapacağız. Hazırsan başlayalım. Hazırım hocam. Hadi bakalım o zaman. Şimdi Tonguç bir kere şunu unutmayalım. 8 ATP'mizi almayı unutma. Ara tatili programımıza mutlaka adenozin trifosfat. Ara tatili programımıza uygun bir şekilde ilerlemeyi unutma diyorum. Burada açıklamadaki linkinden indirebilirsin programımızı. Aynı zamanda bizim şu ana kadar işlediğimiz konularda 3 tane konu vardı Tonguç'um. Mevsim meriklim, DNA ve genetik kod ve basınç vardı. Bu 3 tane konuda 2018 ve 2019'da çıkan soru sayılarına bir bakalım sana. Nereye çıkmış hocam? Efendim sınav kitapçının üzerine çıkmış tabii ki. Mevsim meriklimde birer tane soru çıkmışken 2018-2019'da DNA genetik kodda üçer tane soru çıkmış. Gerçekten çok hayati ve çok önemli bir konu. Basınçta sonradan kaydırıldığı için basıncı artırmışlar 2019'da. Evet yani basınç sonradan kaydırıldığı için konu olarak dolayısıyla 2019'da da iki tane soru çıktı. Dolayısıyla bu sene gerçekten biz şu anda gireceğimiz sınavda neredeyse Fen'in 6 tane sorusu işlediğimiz bu ilk döneme kadar olan ki kısımdan gelecek diyoruz. O yüzden bizim için çok önemli. O yüzden seninle beraber bugün 3 dakikalık süper hızlı konu tekrarı yapacağız. Bu arada süper hızlı konu tekrarı yapacağız. Kronometreyi çalıştırırım. Sen kronometre tutacaksın. 2 dakika değil artık 3 dakika dedik. Matematikte 2 dakikalık konu tekrarı yapmıştık. Beyin yandı hocam. Yeni nesil sorularda da 3, 4 ve 4 soru olmak üzere toplamda 10 tane soru çözerekten gerçekten bu konuyu seninle tamamen bitireceğiz Tonguç Erlenmeyim. Bu konuları tekrar etmiş olacağız. O zaman hazırsan Tonguç'um. Hazırım hocam. Mevsimler ve iklimle başlayalım. Ve seninle beraber bu 3 dakikalık konumuzu hadi bakalım şimdiden başlatıyoruz. Başla Tonguç. Başlattım hocam. Şimdi Tonguç mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava hareketleri farklı ve hava olayları bizim için çok önemli. Bu konuda havaya girdim hocam. Mevsimlerin oluşumu etkileyen iki tane faktör vardı. Birincisi eksen eğikliği dediğimiz şeydi Tonguç Erlenmeyim. Eksen eğikliği. İkincisi neydi Tonguç? Hemen söyler misin? Eksen dünyanın yamuklu. Güneş etrafında dönmesiydi. Bunları unutmayacağız. Eksen eğikliği 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliği vardı. Ve bu yüzden dünyanın boynu büküktü. Dünya 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yani üst kısmında yaz aşağı kuzey güney yarım kürede kış yaşıyordu. Bunun tam tersi 21 Aralık'taydı Tonguç Erlenmeyim benim. Ve aynı zamanda ilkbahar ve sonbaharın oluştuğu 21 Mart ve 23 Eylül'de bunlarsa aslında Tonguç Erlenmeyim bahar olunca ekinoks dediğimiz yani gece ve gündüz süresinin birbirine eşit olduğu yerlerde. Yaz mevsiminde gece gündüz geceden daha fazladır. Kış mevsiminde gece gündüzden daha uzundur. Bunu unutmayalım Tonguç Erlenmeyim. Geldik iklim ve hava olaylarının farkında. Geniş bölgelerde uzun yıllar içinde kalan ortalama hava şartlarına biz iklim derken belli bir bölgede kısa zaman içinde etkili olan atmosfer olaylarına biz ne diyoruz Tonguç Erlenmeyim? Hava olayı diyoruz. Meteoroloji deyince hava olayı gelecek aklına. Aynı zamanda iklim deyince de Tonguç Erlenmeyim geniş bir Akdeniz iklimi, işte ne bileyim karasal iklim, işte iklimi, ne bileyim. Bir başka. Saçma mı gidiyorsun anlamıyorum. Mesela Avrupa'nın işte belli bir kısımlarında işte ne bileyim böyle Güney Fransa iklimi falan böyle birazcık daha şey yapıyorlar. Hani geniş bir bölgeyi alıyoruz ve uzun yıllar 25-30 yıllara inceleyerekten bunu elde ediyoruz. Ama hava olaylarına hemen bakıyoruz bulut geldi. Yarın kapalı. Yağmur yağacak. Aynen. Değil mi? Hava kapalı. Evet saçma mı? Yarın yağmur yağacak. Mesela ne bileyim ondan sonra ne bileyim işte bir rüzgar esmeye başladı. Yarın öbür gün fırtına çıkacak gibi böyle kısa sürede hemen karar veriyoruz. Ve bir yıl içinde bir iki ay ortalama devam eden hava olaylarıdır. İklim budur. Ama hava olayları ise gün içinde farklılık gösterir. Mesela sabah yağmurlu olur, akşam güneşli olur. Kesin sonuçlar verir, tahmini sonuçlar verir. Meteorolojidir. Meteoroloji bilimidir. Meteorolog bilim adamıdır. Klimatoloji bilimidir. Klimatolog da bilim adamıdır diyoruz. Bunu unutmayalım. Klimatolog klimayla gezer elinde. Hava olaylarının oluşumunda yağmur, kar, dolu, sis ve çiğ kıraya da hava olaylarının bir kısmı nemin yeryüzünün yüksek yerlerinde yoğuşmasıyla yağmur kar dolu oluşurken sis ve çiğ kıraya da yeryüzüne yakın yerlerde oluşuyor Tonguç Erlenmeyim. Alçak basınç ve yüksek basınç ise Tonguç'um hava ısındıkça yükselir ve yukarı doğru çıkar ve bu da alçak basıncı oluşturur. Yüksek basınç ise hava alçaltıcı hava hareketiyle aşağı doğru düşer. Basınç yapıyor. Ve biz her zaman yüksekten alçağa doğru bir rüzgar oluşumu görürüz. Unutmayalım Tonguç Erlenmeyim.
Alçakta yağış görme ihtimali fazlayken yüksekte yağış gözükmez diyoruz ve bitirdik konu Tonguç Şelen Bey. Seninle beraber ilk konumuzu bitirdik. Şimdi DNA genetik kodu tekrar edelim. DNA'nın yapısı, hadi bak başlayalım Tonguç. Başlattım hocam. DNA'nın yapısı ve kendine işlemesine bakacağız. Kalıtım kavramları ve çaprazlamaya bakacağız. Mutasyon, modifikasyon farklarına, adaptasyon, yani çevreye uyuma bakacağız. Ve genetik mühendisliği uygulamaya bakacağız. Tabii adaptasyonun içinde varyasyon ve doğal seçilim süreçlerini de bir incelemiş olacağız. Tonguç'um, kedi genini biliyor musun? Aynen. Kedi geninde de kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Bunların sıralamasıdır Tonguç'um. Kromozom daha büyüktür, DNA'dır, büyüktür, gendir, büyüktür, nükleotittir bulacağız. Nükleotit DNA'nın yapı taşıydı. Hangileri olabiliyordu? Adenin, timin, guanin ve sitozin olabiliyordu. Zaten burada adenin, timin, guanin ve sitozin olabiliyordu. Ve aynı zamanda gense DNA'nın belli bir kısmında belli özelliğimizi kontrol eden parçasıydı. DNA zaten şifrelerimizde, kromozomsa bunun paketlenmiş, proteinlerle paketlenmiş hali zaten hücre bölünme sırasında ortaya çıkıyor dedik. Kalıtım dediğimiz şey ise Mendel tarafından ortaya çıkmıştı. Baskın ve çekinik genler vardı. Yani genler, karakterler aslında mavi gözlü, yeşil gözlü, kahverengi gözlü olabiliyoruz. İşte aslında bunların hepsi genlerle oluyor. İşte karakterler de baskın veya çekinik. Baskın harf büyük harfle gösteriliyor. Çekinik küçük harfle gösteriliyor Tonguç'um. Saf döl dediğimiz zaman ikisi de birbiriyle aynı oluyor. Saf döl çekinik veya saf döl baskın. Baskın olunca büyük harf, çekinik olunca küçük harf demiştik Tonguç'um. Melez ise ikisi birbirine farklı. Yani bir büyük bir küçük harf olursa diyorduk. Melez dediğimiz şeyin heterozigot, saf döle dediğimiz şey ise homozigot diyebiliyoruz. Bunu da unutmayalım Tonguç Şelen Bey. Sarı, sarı, yeşil. Bunlarsa fenotipler. Bak bunlar genotipler, bunlar fenotipler. Fenotipe dış görünüş demekti. Genotipe, genotipin etkisiyle dış görünüşü oluşturmasına biz fenotip diyoruz Tonguç Şelen Bey. Mesela şu sarıysa iki tane A yine sarıdır. Ama iki tane küçük A yeşildir. Büyük A küçük A ise sarı yeşili ezdiği için yine sarıdır diyoruz. Mesela burada Mendel'in yaptığı ilk deneyde gözüküyoruz. Bezelyeci kuşağı, Mendel. Birinci kuşağın hepsi sarı ve yeşil çepeşirmiş. Hepsi sarı çıkmış. Tazeliziz bezelye. Geldik mutasyon ve modifikasyon dediğimiz şey. Bir kere Tonguç'um mutasyon dediğimiz çift başlı yılan mesela. Modifikasyon dediğimiz şey ise kraliçe arı ve işçi arının farkı. Mutasyona genlerin yapısında değişim oluyor. Bunlar işleyişinde değişim oluyor. Mutasyonu Tonguç Şelen Bey'im. Eski etki kalkınca ortaya eski haline dönemiyor çünkü gen yapısı bozuldu artık. Modifikasyon etki kalkınca eski haline dönebiliyor. Üreme hücresinde meydana gelirse kalıtsal, bu kalıtsal değil hiçbir zaman. Kimyasal maddeler yüksek sıcaklık, radyasyon sonucunda oluşuyor. Bu ise sıcaklık, ısı, nem, çevresel faktörlerle oluşuyor. Tüm yararlı, yararlı veya zararlıları var Tonguç'um. Adaptasyon ise çevreye uyum demek. Adapte olamıyorum hocam. Adaptasyon mesela kaktüs çevreye iğne yapraklı, çöl tilkisi büyük kulaklı ve koyu renkli. Hocam, zamanla suyu ama bakıyor. Kutup tilkisi beyaz renkli olmasından adaptasyon geçirmiş. Çevreye uyum sağlamış. Ve genetik mühendisliği uygulamaya baktığı zaman gen aktarımı, klonlama, DNA testi ve GDO'lu ürünler var Tonguç'um. Gerçekten bu sene çıkabilecek bir kavram. Gen aktarımında hastalıkların tedavisi yapılıyoruz. Klonlamada yeni bir birey oluşturuyoruz. DNA testinde Tonguç Şelen Bey'im. Sen kimsin, kimliğin ortaya çıkıyor. GDO'lu uğruna genetiği değiştirmiş organizmalar demek. Ve tebrik ediyorum seni. Bunlarla aslında daha verimli ürün almayı sağlıyoruz ve geldik artık diğer konuya. Şimdi basınçta 3 başlık var. Başlatayım mı hocam? Tabii başlatayım hemen. Katı, sıvı ve gaz basıncı olmak üzere. 3 başlık edeceğiz. Ve günlük hayattaki uygulamalar birazcık bakmış olacağız Tonguç'um. Katı basıncı ağırlığa bağlı ve aynı zamanda yüzey alanıyla bağlı. Ağırlıkla bak hangisi daha fazla basınç uygular Tonguç Şelen Bey'im? Aşağıdaki mi üstteki mi Tonguç Şelen? Üstteki. Aşağıdaki evren daha yüklü. Dolayısıyla ağırlık çoksa basınç çoktur diyebiliriz. Hangisi daha fazla basınç uygular Tonguç Şelen Bey'im? Bak ağırlık aynı. Ağırlık aynı. Ama Tonguç Şelen Bey'im bunda daha fazla tekerlek var, bunda daha az tekerlek var. Tabii ki Tonguç Şelen Bey'im. Üstteki. Evet çünkü yüzey alanı çok olduğu zaman yani burada daha fazla tekerlek olunca basınç azalıyor Tonguç Şelen Bey'im. Yollar eskimesin diye tırlara bir sürü lastik takıyorlar. Yollar bütün kanuncu işte arkadaşlarıma selam diye. Olsun. Tebrik ediyorum, bu da çok önemli bir özellik. Sıvı basıncına baktığımız zaman sıvı basıncına baktığımız zaman sıvının yoğunluğu arttıkça basınç artıyor. Mesela şurada bir pervane koydum, buraya da bir pervane koydum. Buraya D yoğunluklu, buraya 2D yoğunluklu sıvı koydum. Yoğunluk fazla olduğu zaman buradaki pervane daha hızlı dönmeye başlıyor. Yani bu iki tane hızla dönüyor, bu bir tane hızla dönüyorsa bu artık 3 hızla dönüyor. Çünkü veya 2 hızla dönüyor. Çünkü yoğunluğu daha fazla. Yoğunluk çoksa basınç çoktur. Aynı zamanda derinlik fazlaysa yine basınç daha fazladır. Mesela bak Tonguç Şelen Bey'im yüksek bir duvardaki buradaki balıkların üzerindeki basınç daha fazladır. Çünkü buradaki yükseklik yani derinlik daha fazladır. Dolayısıyla derinlik çoksa basınç çoktur diyebiliriz. O yüzden nelere bağlıymış sıvı basıncı? Derinliğine ve yoğunluğuna bağlıymış diyebiliriz. Kaptaki gaz basıncına baktığımız zaman mesela
Bak burada bunun içinde gaz var, tamam mı Tomucuğum? Pırt. Bu gaz kapalı kaptaki gaz basıncı aslında gaz taneciklerin kabın çeperine çarpmasıyla oluşur. Ve her bir noktasında aynıdır. Yani kapalı kaptaki basıncı, gaz basıncı her yerde aynıdır. Aynı şekilde gaz basıncından dolayı gaz basıncıyla çalışan aletlere baktığımız zaman mesela oksijen tüpü, mesela balonun uçması Tomuçeler mi? Burada gaz basıncı kullanılabiliyor. Aynı şekilde oksijen tüpünde de gaz basıncı var. O yüzden böyle çelikten yapıyorlar Tomuçeler mi? Dolayısıyla basıncı da günlük hayatta çok önemli bir örneklerini vermek istiyorum Tomuçum. Mesela bak rap diye de ne vardır aslında? Bak basınç burada inanılmaz fazladır. O yüzden nereye girebilir? Yüzeye girebilir değil mi Tomuçeler mi? Aynı şekilde burada basınç daha azdır. Burada şunu unutmamız gerekiyor. Günlük hayatta kullanımlarında mesela fazla lastik basıncı azaltır. Aynı zamanda topuklu ayakkabı basıncı arttırır. Karda yürüyemiyorum hocam ben topuklu ayakkabımla. Aynen öyle. Mesela raptiyenin ucunda basınç daha fazladır. Burada da basınç daha azdır. Mesela ne bileyim oksijen tüpü günlük yaşamda kullanılan örnektir. Mesela sıvı basıncı örnek olarak Pascal prensibiyle çalışan aletler. Mesela Pascal şırınga. Doğma. Şırıngada da mesela Tonguç Eren Bey'im her yerine aynı baskıyı yapacağı için bu da basıncı örnektir Tonguç Eren Bey'im. O zaman basıncı da daha erken bitirmiş olduk. O zaman seninle beraber artık sorularımızdan muhteşem güzel sorularımıza geçebiliriz. Mesela seninle beraber bugün gerçekten yeni nesil sorular çözeceğiz. Taktikten çözeceğiz. Yeni nesil taktikimizden çözeceğiz. İnanmam. Zoru Bankası'ndan çözeceğiz. Dinamo'dan çözeceğiz. Dolayısıyla bunların hepsinden seninle güzel güzel soru çözeceğiz. Mesela Fen Taktikli sayfa 30 soru 3. Mesela hemen bakalım seninle beraber. Siz o soruları kağıda yazdınız mı hocam böyle evet, tek tek? Hemen sana soruyu göstermek istiyorum. Yazdık evladım. Bak sayfa 30 soru 3. Yani şu soruyu beraber çözüyoruz. Bak burada yeni sorularımız da var. Bunlar gerçekten de çok seni inanılmaz sınava hazırlayacak sorular. Isınan hava molekülleri yükselir. Alçak basınçlı hava oluşur. Bak bize öncü bilgi vermiş. Vermez soğuyan olsun. Soğuyan hava molekülleri alçalır ve yüksek basınç alanı oluşur. Oluşan bu basınç farkı rüzgar oluşumuna sebep olur. Hemen bakalım o zaman. Ne demiştik? Rüzgar dediğimiz şey her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketine biz rüzgar diyorduk. Buna göre görsel ilgili hangisi yanlış demiş? Tonguç'um bak L'de yükselen hava var. K yüksek basınç alanı, L alçak basınç alanıdır demiş. Şimdi bir kere yükselen hava olduğu için burası Tonguç Eren Bey'im hava yukarı doğru çıkarsa burasının alçak basınç alanı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hava yukarı çıkınca basınç yapacak bir hava kalmayacak. O yüzden basınç azalıyor yani alçak basınç. Burada ise alçalan hava olduğu zamansa burada yüksek basınç alanı var. Çünkü yukarıdan hava sana yukarıdan doğru gelmeye başlıyor. Yani bastırıyor sana. Basıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla yüksek basınç alanı. O zaman K yüksek basınç alanı, L alçak basınç alanı bu doğru bir ifade diyor biz. Şimdi soğuk bölgede hava hareketi dışarıdan merkeze, sıcak bölgede ise merkezden dışarıya doğru. Yani şununla alakalı soğuk veya sıcak bölgede bir bakalım. Isınan hava molekülleri yükselir. Bak burada yükseldiğine göre burası aslında sıcak bölge gibi değil mi Tonguçlarım benim? Ödüşemeyiz değil mi? Çünkü hava yükselmiş. Burada ise soğuyan hava molekülleri de alçalır. Demek ki burası da soğuk bir bölgeymiş ki Tonguçlarım benim. Burası da hava alçalmış. Soğuk bölgede hava hareketi dışarıdan merkeze... Dışarıdan merkeze halbuki aşağı doğru iniyor. Sıcak bölgede ise merkezden dışarıya doğru. Bunları tam tersi merkeze doğru toplanıyor gibi. Burada bir hata var galiba. Sıcak bölgede alçak basınç galiba alanı yanlış. Ve bulut oluşumu gerçekleşir. Bakar mısın sıcak bölgelerde alçak basınç alanı evet doğru ve bulut oluşumu Allah Allah o zaman bu doğru bir ifade. K ve L alanları komşu ise rüzgar K'dan L'ye doğru eser. Nereden nereye doğru eser diyor rüzgar? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eserdi. Bu da doğru bir ifade. O yüzden cevabımızın Bursa olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Geldik şekil 1'de dünyanın güneş etrafındaki farklı konumları. Şekil 2'de ise bazı şehirlerdeki dünyadaki konumları vermişti. Tonguç Sidney'e gittin mi hiç hayatında? İki kere gittim hocam. Rüyamda gittim ama yani tam olarak hatırlamıyorum. Nairobi'ye biraz... gittin mi Tonguç herhalde? Nairobi ya. Ha Nairobi. Nairobi bilmiyorum hocam. Gerçekten gitmedim. Nairobi yani Kenya'nın isterdim. Başkenti Tonguç abi. İnşallah Kenya'ya gittim ama Konya'ya gittim hocam. Evet tebrik ediyorum. Tonguç'um dünya birinci konumdayken İstanbul'da yaz yaşanır. İstanbul burada. İstanbul kuzey yarım kürede olan bir ilimiz. Dolayısıyla dünya birinci konumdayken 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Yani biz kuzey yarım kürede olduğumuz için İstanbul'da yaz mevsimi yaşanır. Bu doğru bir ifade. Dünya ikinci konumdayken Tonguç Eren Bey'im Sidney'de ilkbahar yaşanır. Dünya ikinci konumdayken şimdi Tonguç normalde bizdeki ilkbahar hangisi? Mart ayı değil mi? Evet. Mart'ta ilkbahar yaşanır. Dünya biz kuzey yarımküredeyiz. Güney yarımkürede ise tam tersi oluyor. Mart'ta onlarda sonbahar yaşanıyor.
Bizde sonbahar hangisi? 23 Eylül'de. Biz sonbaharı 23 Eylül'de yaşıyoruz. Biz kuzey yarımkürede. Ama güney yarımkürede olan Sydney ise bunun tam tersini ilkbahar yaşıyor. Doğru bir ifade diyebiliriz. Dünya 3. konumdayken Sydney'de en uzun gece yaşanır. Dünya 3. konumdayken bir kere biz 21 Aralık'ta 3. konumdayken kuzey yarımkürede olduğumuzdan dolayı ne yaşıyoruz Tomuş Erhan Bey'im? Biz kış mevsimi yaşıyoruz. Yani en uzun geceyi yaşıyoruz. Ama Sydney'de ise en uzun gündüz yaşanıyor. Burada patlamış arkadaşımız. Dünya 4. konumdayken güneş ışınları Nairobi'ye öğle vakti dik aşağı düşer. Yani dünya 4. konumdayken yani nerede burada. Güneş ışınları Nairobi'ye öğle vakti dik aşağı düşer. Bu doğru bir ifade. Çünkü ekinoks dönemlerinde zaten 12 saat gece 12 saat gündüz dünyanın her yerinde gerçekten birbirine eşittir. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan olduğunu. Ceyhan. Dinamo sayfa 19 soru 6. Tamam, İnanmak canım. İstiyorum size ama gerçekten hocam bilemiyorum. Bakalım bu soru gerçekten doğru mu bakalım. Sayfa, yani sayfa güveniyorum aslında ama 19 hemen bakalım seninle beraber. Bu soruyu beraber çözeceğiz. Gerçekten de yeni nesil bir soru. Hani birazcık daha kafa yakıcı sorulardan bir tanesi. Hadi bakalım seninle beraber bu soruyu anlamaya çalışalım. Bakalım hocam. Aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturur. Ha işte alçak basınç, yüksek basınç olayı. İstersen bu olabilir Tomuç abi. Aynı zamanda bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturur. Havanın yatay ve dikey yönlü hava hareket etmesine neden olur. Zaten rüzgar dediğimiz olay. Yaz aylarında bir bölgedeki rüzgarın gece ve gündüz yönü şekilde gibidir. Bakar mısın? Gündüz vakti yüksek basınçtan alçak basınca. Çünkü burası aslında Tomuç Erhan Bey'im yüksek basınç olmasının sebebi soğuk, burasının da sıcak olması. Çünkü gündüz vakti hemen bu ısınıyor. Alçak basınçtan alçak basınç alanına dönüşüyor. Alçak basınç. Alçak basınç alanına dönüşüyor ve aynı şekilde buradan buraya doğru rüzgar esiyor. Tebrik ediyorum Tomuç Erhan Bey'im. Aynı şekilde sonrasında da gecede ise tam tersi oluyor. Burası hemen soğuyor, o zaman hemen yüksek basınca dönüşüyor. Dolayısıyla buradan buraya da rüzgar oluşuyor. Tamam, bunu anladık. Gündüz karaların sıcaklığı denizden fazladır. Gündüz karaların sıcaklığı denizden daha fazla olduğu için alçak basınç olduğu için hava yukarı çıkmış. Yani ısınan hava yukarı çıkmış. Alçak basınç oluşmuş. Bu doğru bir ifade diyebiliriz. Tebrik ediyorum arkadaşım. Karaların sıcaklığı denizden fazladır. Bu daha azdır. Dolayısıyla yüksek basınçla alçak basınçla hava hareketi oluşuyor. Gece karaların üzerindeki hava basıncı denizlerin üzerindeki hava basıncından fazladır. Gece karaların üzerindeki hava basıncı yüksek basınçtı. Bak burada yazmış zaten, çizmiş adam. Evet doğru, o zaman bu da doğru bir ifade. Gece rüzgarın yönü denizden karaya doğru olur. Şimdi yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Gece rüzgarın yönü denizden karaya, hayır karadan denize doğru olur demesi gerekiyor. Saçmalık. Gerekir. Saçmalık gerçekten de, o yüzden cevabımız Ceyhan. Rüzgarın oluşumunda sıcaklık farkından kaynaklanan basınç farkı sebebi, evet doğru, zaten yüksek basınç, alçak basınç sebep oluyor demiştik. Gerçekten mükemmel bir şekilde soruyu çözdük, geldik taktikli sayfa 51 taktik. Soru 6'ya. Erhan, bezelyelerde farklı bazı karakterlere ait özellikler aşağıda verilmiş demiş. Verilen bilgiye göre çaprazlamalar yapılıyor demiş. Mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır. Tamam. Düz tohum buruşuk tohuma baskındır. Tamam. Uzun boy kısa boya baskındır. Tamam. Sarı tohum yeşil tohuma baskındır. Tamam. Bunu anladık. Sonra çaprazlamalar arasında homozigot baskın olmadığına göre. İfadeler hangi yerde demiş? K çaprazlamasında oluşan mor çiçekli bezelyeler heterozigottur demiş. Şimdi bir kere homozigot baskın yok. Şimdi burada mor beyaza baskın değil mi Tomuç öyle mi? Dolayısıyla mora bir kere homozigot baskın yok. Büyük M dersek diğer yanındaki zımbırtı mor çiçekli küçük M olmak zorunda. Yapacak bir şey yok. Burada ise beyaz çiçek zaten çekinik olduğu için M olacak. Küçük M olacak. Şimdi kar çaprazlamasında oluşan mor çiçekli bezelyeler heterozigottur demiş. Kaçtan oluşan mor çiçekli bezelyeler. Hemen bunları çaprazlayalım. Şimdi bak, bu büyük M küçük M, küçük M küçük M. Hemen Punnett karesiyle yapabiliyorduk. Hatırlıyor yaparım musun hocam? Hemen şöyle yapalım. Bak, büyük M küçük M'yi buraya koydum. Küçük M küçük M'yi buraya koydum. Büyük M küçük M. Küçük M ile küçük M birleşti. Küçük M küçük M. Büyük M ile küçük M birleşti. Büyük M küçük M. Bununla bu birleşti. Küçük M küçük M oluşur. Dolayısıyla oluşan mor çiçekli bezelyeler, yani bunlar çünkü beyaz oluyor artık.
baskın olduğu için. Mor çiçekli bedeneler heterozigotları. Bu doğru bir ifade, tebrik ediyorum arkadaşlar. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Evet. Şimdi geldik L ve N. L ve N çaprazlanmasında heterozigot bezelye oluşmaz demiş. Şimdi hemen N ve R. Şimdi düz tohumlu, düz tohumlu. Düz tohum buruşuk tohuma baskındır. Şimdi düz tohum, bak, homozigot baskın olmadığına göre düz tohumların hepsi şu şekilde olmak zorunda değil mi Tomuş Erenmen? Evet hocam. Şimdi ben bunları çaprazladığım zaman, L ve N çaprazladığım, heterozigot bezelye hocam. Bunları çaprazladığım zaman bu da oluşabilir, bu da oluşabilir, bu da oluşabilir, bu da oluşabilir. Bir kere heterozigot bezelye oluşabiliyor. Bu saçmalık olmuş, o yüzden patladı bile. Sadece L'den patladı. Sizden N'yi de deneyelim. M'de de uzun boylu, kısa boylu baskındır. O zaman burada mesela U küçük U diyelim. Küçük U küçük U diyelim. Bak, bir tane uzun boyluyla, yani büyük U küçük U'yla, bir tane kısa boylu çaprazlıyor Tomuş Erenmen benim. Küçük U küçük U. Bunları çaprazladığım zaman bu olabilir veya bu olabilir. Başka bir şey olamaz. Zaten heterozigot bezelye oluştu. O zaman bu yine yanlış oldu. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu ispatlamış olduk. M çaprazlanmasında uzun boylu ve kısa boylu olma olasılığı aynı demiş. M çaprazlanmasında uzun boylu, bunu gerçekten birazcık detaylı yapalım. Şimdi ne demiştik? Uzun boylu ve kısa boyluyu çaprazlayacağız. Ben yanlış bir şey yapmışım demin. N'yi denemem gerekiyordu. Çok özür dilerim. Şurada denemem gereken şey N'ydi. L ve N demişti burada. N dediğimiz zımbırtı, bak, yeşil yeşil, yani sarı yeşile baskın olduğu için ikisi de küçük G küçük G. Küçük G küçük G olması gerekiyordu. Bunları çaprazladığı zaman hep küçük G 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 çıkıyor. Dolayısıyla heterozigot bezelye oluşmaz. Bu doğru çıkıyor ama bu yanlış olduğu için, yani L çaprazlamasında heterozigot bezelye oluşabildiği için bu hatalı oluyor genelde diyebiliriz. M çaprazlamasına bakalım. Şimdi M'de neydi? Bak, uzunla kısa çaprazlanıyor Tomuş Erenmen. M çaprazlaması uzun ve kısa çaprazlanıyor. Dolayısıyla hemen şunu tekrar ediyorum. Bu K, bu L, bu M, bu ne ne? Uzunla kısa çaprazlanıyor. Uzun kısaya baskın olduğu için ve hiçbir zaman homozigot baskın olmadığı için uzun olan bu olmak zorunda. Kısa olan da zaten baskın, kekinek olan karakteri olduğu için ikisi de küçük olmak zorunda. Hadi bakalım seninle Punnett karemizi yapalım. Büyük U ile küçük U, küçük U ile küçük U. Bununla bu birleşirse büyük U küçük olur. Bununla bu birleşirse küçük U küçük olur. Bununla bu birleşirse büyük U küçük olur. Bununla bu birleşirse küçük U küçük olur. Bize ne söylemişti? Uzun boylu ve kısa boylu olmaması da aynıdır. Bunlar uzun boylu, bunlar kısa boylu. Yani %50 %50 gerçekten doğru diyoruz. O yüzden cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Ceyhan. Görüyorsun, yeni sorularda çok uğraştırıyor ama sonuçta zafere ulaşıyoruz diyoruz. Geldik Dinamo sayfa 51 soru 4. Hemen bakalım. Aşılama hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir. Vücut aşıyla verilen... Ben aşıdan korkuyorum hocam. Hayır, korkmana gerek yok çünkü faydalı, senin hastalıklara karşı korunmanda çok faydalı bir unsur diyebiliriz. Ben sınıfa gelince herkese kutu aşısı yaptılar. Evet, gerçekten mantıklı bir karar vermişler arkadaşlar. Öldürülerek vücuda verilmesi, vücut aşıyla verilen mikroba karşı savunma elemanı oluşturur. Vücut günümüzde aşılama yönteminin gelişmesiyle mikrozgol organizmaların tamamı değil, sadece genleri aşıya katılabilmektedir. Aşağıda bu yöntemle aşı üretimi gösterilmiştir. Bakar mısın, plazmit hastalık geni bunu alıyor, hastalık yapıcı geni alıyor, sonra hastalık yapmayan bakteriye koyuyor, sonra hastalık geni bulunan plazmit çoğalıyor, sonra aşı insana veriliyor, resmen insana bakteri veriyorlar gördüğün gibi Tomuş Erenmen. Hocam, insanlara yapmadıklarını bırakmadılar, bizi resmen Pavlov'un köpeği yaptılar, fareleri yerine koydular, insanlara bilim için konuşuyoruz. Her şey yapılır. Hayır. Yapılan çalışma ile ilgili hangi olmaz durum? Olsun böyle bilim. Evet, hastalık ne diyorsun Allah'ım ya. Hastalık yapmayan bakteri plazmitinin yabancı gen taşıması sağlanmıştır. Evet, hastalık yapmayan bakteri plazmiti gerçekten de plazmit ne hocam? Plazmit dediğim şey bakterinin bir çeşidi diyebiliriz. Şimdi burada ne yapılmış aslında? Yabancı gen taşıması sağlanmış. Evet, buradan başka bir hastalık geni alınmış, bunun içine koyulmuş. Dolayısıyla gerçekten de bu gen bu gene aktarıldığı için yabancı gen taşıması sağlanmıştır. Doğru bir ifade oluyor diyoruz. Aşı biyoteknolojik yöntemler kullanılıyor. Zaten aşılar biyoteknoloji faaliyetlerinin en önemli şeylerinden bir tanesi.
üretilen bir aşı çok sayıda farklı hastalık için uygulanabilir demiş. Hayır. Her aşının mesela grip aşısı farklı bir aşıdır. Kuduz aşısı farklı bir aşıdır. Veya hepatit aşısı farklı bir aşıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman aşılar bir sürü hastalığı tedavi eder tarzında bir şey yoktur. Vitamin değil bunlar diyoruz ve çok dikkatli oluruz. Sayısal Zoru Bankası sayfa 35 soru 6. İnanmam. Tonguçeren Bey'im. Sayısal Zoru Bankamızdan. Lütfen gösterir misiniz hocam? Sayısal Fen Zoru Bankamızdan. Daha doğrusu burası Fen Zoru Bankamızdan diyoruz. Fen Zoru Bankamızdan Tonguçeren Bey'im. Sayfa 35 soru 6. Hemen bakalım. Sayfa 35 soru 6. Evet bu soruyu seninle çözeceğiz. Gerçekten yeni nesil ve zorartan yani morartan bir soruyuz ki. Zaten Zoru Bankası'nın sayfaları da mor olmasının sırrı da odur Tonguçeren Bey'im. O zaman diyorum ki Mendel'in bezelyelerle yaptığı çaprazlama deneylerine benzer örnek bir çalışma şekli gibi şematize edilmiş. Tamam eyvallah. Ata bireyler birinci kuşak için şöyle. Birinci kuşakta oluşan bütün bezelyeler sarı tohumlu. İkinci kuşakta oluşan bezelyelerin %25'i yeşil tohumlu. %75'i ise sarı tohumlu. Zaten görüyoruz bak %25, %75. Zaten buradan da 3 tanesinin bir tanesinin böyle olmasını anlayabiliyoruz. Şimdi verilen bilgilere göre hangisi? Ata bireyler saf 4 genotipidir. Zaten Mendel'in ana deneyi şuydu. Bir tane sarıyla bir tanesi yeşili alıyorum. Bunları saf alıyorum. Saf aldığım zaman ne oluyor? Bak sarı yeşile baskın ya. Büyükse büyükseyle küçükse küçükseyi çaprazlıyorum. Çaprazladığım zaman oluşan bireylerin hepsi büyükseyle küçükse oluyor. Zaten bundan bir büyükse gelebilir. Bundan küçükse gelebilir. Dolayısıyla bundan sonra da bu ikisini çaprazlıyorum. Bu birinci kuşak diyorduk buna biz. Birinci kuşak diyorduk. Sonra bunları çaprazladığım zaman büyükse büyükse de olabilir. Büyükse küçükse olabilir. Büyükse küçükse olur. Küçükse küçükse olur. Dolayısıyla toplamda 4 tane olasılıktan 3 tanesi sarı, bir tanesi yeşil çıkıyor. Ata bireyler saf döre sahiptir. Evet doğru. Saf baskın, saf çekinik. Bu doğru bir ifade. Birinci kuşakta bezelyelerin hepsinde çekinik gen bulunur. Evet Tonguçeren Bey'im heterozigot nesilde. Bezelyelerin tarihini öğreniyoruz ikinci ya. İkinci kuşakta bezelyelerin 1/4'ü mezel diyordum. Mezelyedir. Melez genotipe sahiptir. Evet gerçekten. Hayır patlarsın. Sadece yarısı melezdir. Onun dışında bu ve bu saf döldür. Dolayısıyla bu yanlıştır. İkinci kuşakta bezelyelerin yarısı saf döl. Genotipe sahiptir. Evet bu da saftör, bu da saftör. Yarısı saftör, yarısı melez şeklinde şekilleniyor. Bravo diyorum sana. O yüzden cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Ve geldik. Gerçekten soruya bakar mısın? Kallavi soru gerçekten de. Anlatmaya gerek yok. Yani gerçekten böyle gerçekten, bir soru. Yani inci gibi biz de işlemişiz maşallah gerçekten de. Sayısal Zoru Bankası. Hocam yani bunu yazan kör oldu. Fen Zoru Bankası daha doğrusu. Sayfa 49 ve soru 4'ü çözeceğiz. Mutasyon adaptasyonun öncü bilgilerini vermiş. Çevresel olayların bazıları canlıların hem dış görünüşünü hem genetik yapısını etkileyebilir. Çevresel etkilerle canlının DNA'sında meydana gelen değişimlere denir. Mutasyon. Adaptasyon canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamaları denir. Canlılarda meydana gelen bazı değişimler aşağıdaki gibi verilmiştir. Tamam yolda. Kutup tilkisi, orman tilkisi, kırmızı gözlü sinek, beyaz gözlü sinek bir canlının yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerdir. Kürk renginin yaşanılan ortam rengine benzemesi hayvanlarda sık görülen adaptasyonlardır. Normalde kırmızı gözlü olan meyve sineğinin mutasyona uğrama sonucu beyaz gözlü sinekler ortaya çıkması ve bu sineklerde kırmızı gözlü sinekler gibi yaşamını devam ettirmiştir. Saçma sapan tamam. Bir soru ya. Verilenlere göre hangileri yapılır demiş. Adaptasyon ve mutasyon tür içi çeşitliliğe yani varyasyona sebep olabilir demiş. Tonguçeren Bey'im bir kere kalıtsal çeşitlilik dediğimiz şey aslında varyasyondu. Adaptasyon ve mutasyonun tür çeşitliliğe sebep olması zaten bir gerçektir. Yani mutasyonlar yüzünden çok farklı canlılar var ve bu canlıların farklı olması da aslında tür çeşitlilik yani varyasyon sağlıyor diyebiliriz. Mesela kutup tilkisi gördün mü sen hayatında Tonguç Hocam herhalde? Ben kutup ayısı gördüm. Şöyle geziye gitmiştik arkadaşlarla, okul gezisine gitmiştik. Böyle Mısır'da Kahire'deydik hocam. Ayı sana bir şey yaptı mı evladım? Hayır kaçtım hocam yani çok şanssız hissettim kendimi. Bedevi ama misin sen? Bedevi değilim aslında ben cahilim hocam ama evet, yani böyle bir şey cüheler. Bir bölgenin koşullarına uyum sağlamış canlılar farklı bir ortama göç ettiklerinde mutasyonlarla çok kısa sürede yeni ortama uyum sağlar. Yanlış tamamen yanlış çünkü mutasyonlar adaptasyonlar çok uzun süreler içinde gerçekleşiyor. Yani binlerce yılda belki. Dolayısıyla bu tamamen saçmalık olmuş. Adaptasyonlar canlıların dış görünüşleri ile ilgili olabilir demiş. Adaptasyonlar canlıların
genotiplerindeki etkilediği için, sadece canlının genotipini etkilediği için sadece dış görünüşleri diyemeyiz. Aynı zamanda bak, canlının dış görünüşleri ilgili olabilir. Sadece dış görünüşleri diyemeyiz. Yani genetik yapısı da olabilir. Yani veya işte ne bileyim, sadece iç görünüşleri değil de başka anatomik özellikleri de olabilir. Bu yanlış bir ifade, o yüzden diyoruz. Dolayısıyla cevabımızın Adana olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tomuş Eren Bey'im, ve geldik artık. Oo. Fen Dinamo sayfa 65 hocam, soru 4. Dinamo artık, mu Dynamo mu? Siz yanlış telaffuz Dynamo, ediyorsunuz. Dynamo, Dynamo. Tebrik ediyorum seni. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişkenler. Önce bilgileri veriyor. Deney sırasında bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişkenlere bağımlı değişkenler. Deney sırasında kontrolümüzde kalan miktarı değişmeyen değişkenlere kontrol değişkenlerdir. Gerçekten tekerleme gibi oldu. Bir fen birimleri öğretmeni katı basıncı ile cismin ağırlığı arasındaki ilişkiyi göstermek için özdeş bloklarla hazırladığı deneydeki değişkenleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Bağımsız değişken, yani farklı olacak şey, bizim değiştirdiğimiz değişken cismin ağırlığıymış. O zaman farklı ağırlıkta cisimler bulmamız gerekiyor. Bağımlı değişken katı basıncı, yani ölçtüğümüz şey her zaman bağımlı değişkendir bu arada. Kontrollü değişken de yüzey alanı. Yüzey alanı hep aynı kalması gerekiyormuş. Şimdi burada mesela öğretmen hazırladığı doğru düzeni hangisi? Bak burada mesela bu ve bunların yüzey alanları, bu ikisinin aynı ama bu farklı. Tonguç Eren Bey'im, kontrollü değişkende aynı olması gerekiyor. Bütün deney yapılan yerlerde aynı olması gerekiyor. Bunda aynı ama bu farklı. Dolayısıyla bunu eledim bile. Şimdi burada aynı ama bu farklı. Bunu eledim de yüzey alanı farklı. Bunun aynı, bu eledim bile. Ama burada yüzey alanı aynı. Ağırlıkları farklı. Bak dikkat et. Ağırlıkları bunda 1, bunda 2, bunda 4, 3 tane var. Dolayısıyla ağırlık artıyor sürekli. Cevabımız Deniz'i seçeneyim. Deniz ve Han. Ölçtüğümüz şey de katı basıncı. Hangisinin katı basıncı daha fazla Tomuç Eren benim sence? Hangisini fazla değil? Bunlardan. Sağdakinin daha fazla. Çünkü daha fazla ağırlığı var. Bitti bu kadar. Engin'in kaplar kullanarak kurduğu düzenekler aşağıdaki gibidir. Tamam, eyvallah. Sıvı yağ, su ve su. Ama bak 250-500 mililitre. Kaptan konuşuyor, konuşuyor. Çıkarın beni bu kaptan. Çok kötü. Aman Allah'ım, gerçekten iğrenç bir espriydi. Midem bulandı, şu anda kusacağım galiba. Torba var mı Tomuş Eren Bey? Siyah poşet verebiliriz hocam. Uçağımızda siyah poşet. Evet, yine var. Bir espri patlattın, tebrik ediyorum. Buna göre Engin hangilerini yapabilir demiş. Şimdi demiş ki bak dikkat et. Kahvelerin özelliklerine birlikte bakarsa sıvının derinliğinin zemine uygulanan sıvı basıncının etkisini araştırabilirmiş. KVL düzeneklerine birlikte bakarsa sıvının derinliğinin zemine uyguladığı sıvı basıncı etkisini araştıramaz. Yanlış. Sebebi ne? Skandal. Çünkü Tonguç Eren Bey, burada tamam, sıvının derinliği burada daha fazla, burada daha az, ama buradaki sıvının cinsi de farklı. O zaman ben sadece sıvı derinliğini ölçemem ki. Sıvı derinliğiyle alakalı bir araştırma yapamam. Sıvı cinsi de farklı oluyor. L ve M düzeneklerine birlikte bakarsa sıvının derinliğinin sıvı basıncının etkisini olup olmadığını araştırabilir. L ve M. Sıvı derinliğinin, evet gerçekten burada derinlik fazla, burada derinlik az. İkisi de su. Tamam, çok güzel. Sıvı cinsi farklı değil. Sıvı derinliğinin sıvı basıncı etkisi olup, evet araştırabilir. Çünkü burada daha fazla derinlik var. Burada daha az derinlik var. O zaman buradaki basınç daha mı fazla buradaki basınçtan diye araştırma yapabilir. Ama burada yapamazdı. Çünkü buradaki su ve sıvı yağda sıvı basıncını etkileyen öz kütle farkı olduğu için ona ayırt edemez. Yani ona ayırt edilmesi için her şeyin aynı, yani suyun kontrollü değişken olması gerekiyor. Sıvının cinsinin kontrollü değişken olması gerekiyor. Bağımsız değişkenin de sadece farklı olan şeyin, yani sıvı derinliği olması gerekiyordu. İşte tam bu ikisinde olabilir. Ama bu ikisinde olamaz yazık ki. K ve M düzeneklerine birlikte bakılırsa, yani buraya, sıvı cinsinin sıvı basıncıyla etkisi olup olmadığını araştırır. Evet, gerçekten öyle. Aynı derinlikteler. Sadece burada su var, burada sıvı yağ var. Yani sadece sıvı cinsi farklı. Bu da araştırılabilir. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan olduğunu söyleyebiliriz. Geldik soru sayfa 68 soru 3. İbrik içlerine sıvıların... abdest sorusu. İbrik. Ne diyorsun? Sıvıların konulduğu emzikli kulplu kaplardır demiş. Tamam, eyvallah. Şekildeki ibrik resmi demiştir. Kulp, boyun, emzik, karın. Tamam, eyvallah. Şekildeki üç farklı ibrik akış hızı sabit bir musluktan akan türdeş sıvılarla emziklerinden sıvılar taşıncaya kadar dolduruluyor. Tamam, eyvallah.
Buna göre hangisi yanlış demiş? Tunguç'um hemen bakalım. Bak ibriklerin de şekilleri birazcık farklı ama onu söylemek istiyorum. Bu sayfa 68 dinamo soru 3'ü de göster bana bakayım. Bakayım hocam. Buna göre hangileri yanlış demiş? Üçüncü ibriğin tabanındaki sıvı basıncı en fazla olur demiş. He, şimdi Tunguç'um bir kere bu adam şuraya kadar su alabilir. Hatta şu şöyle gittiği için Tunguç Eren Bey'im. Şu şöyle gittiği için yani neredeyse şuraya kadar su olabilir. Yani T seviyesine kadar su olabilir. Bu adam daha da yükseğe çıkabilir. Çünkü hala bir şey yok. Ama bu adam Tunguç Eren Bey'im şuraya çıktığı anda buradan su boşalmaya başlar. Dolayısıyla birinci ibrik Z seviyesine kadar dolar. Yani şuraya kadar dolabilir. Ondan sonra da sürekli akıtmaya başlar mı? Hayır. Daha fazla dolabilir aslında. Dur bakayım. Bir şurada tabii şekillerimizi tam böyle düzgün göstermek için ben şuradan sana şekilleri açtım. Hemen şöyle birazcık yaklaşalım. Teknoloji hocam. Stüdyonuzda çılgın hareketler. Evet. Bakalım hemen. Üçüncü ibriğin tabanındaki sıvı basıncı en fazla olur. Şimdi üçüncü ibrik değil de ikinci ibrik sanki çok daha fazla doluyor. Bakar mısın? İkinci ibrik ta buraya kadar böyle dolabiliyor. Bu kadar buraya kadar dolabilir. Ama üçüncü ibrik ise şu artık buradan akıtmaya başladığı için T seviyesinden sonra akıtmaya başlar. Dolayısıyla sanki üçüncü ibrik daha fazla dolar. Bu yanlış o yüzden. Birinci ibrik Z seviyesine kadar dolar. Birinci ibrik Z seviyesine kadar dolar. Hemen bakalım seninle bakalım beraber. Bakalım hocam. Çünkü oradaki çizim de bizim için çok önemli. Çizimler çok önemli. Evet hemen şöyle düşünelim. Hemen birazcık yakınlaştık tabii sana göstermek için. Birinci ibrik Z seviyesine kadar. Evet çünkü buradan sonra artık aşağı doğru bükülmeye başlıyor Z seviyesinden sonra. Doğru gerçekten de. Birinci ibrik Z seviyesine kadar dolar. Bu doğru. İkinci ibrik de X seviyesindeki suyu sıvının ibriğin tabanına yaptığı basınç Z seviyesindekinden daha azdır. İkinci ibrikte X seviyesindeki sıvının ibriğin tabanına yaptığı basınç şurada yani basınç Z seviyesindekinden daha azdır. Evet doğru Z seviyesi daha yüksek olduğu için daha fazla oradaki basınç. Burada X'teki de daha azdır. Bu da doğru bir ifade. Yani çok doğru bir ifade söylüyorum. Çünkü derinliğe bağlı olduğunu ispat ediyor. Musluklar aynı anda hemen bir dakika şu çok özür dilerim. Hocam lütfen teknolojiden faydalanırsanız stüdyolarımıza evet. Teşekkürler. Onu söyledik bak. İkinci ibrikte X seviyesindeki sıvının ibriğinin tabanın yaptığı basıncı Z seviyesinden daha azdır dedik. Bu da doğru bir ifade. Çünkü Z seviyesi daha yüksek, X seviyesi daha az. Musluklar aynı anda açıldığında birinci ibrikteki sıvı üçüncüden daha önce taşar. Evet çünkü bu hemen böyle suyu akıtacak pozisyonda duruyor Tunguç Eren Bey'im. Hemen şunu onu da göstermek istiyorum sana. Musluklar aynı anda açıldığında birinci ibrikteki hemen şöyle yapalım. Birazcık yaklaşalım. Üçüncüdekinden daha önce taşar demiş. Gerçekten öyle. Çünkü bu daha yakın hemen böyle aşağı akıtmaya ama 3 ise bayağı yüksekte. Dolayısıyla bu da doğru ifade ediyoruz. O yüzden cevabımızın Adana olduğunu söylemiz yanlış olan ifade. Geldik artık son sorumuza. Gerçekten bitiriyoruz artık. Şekil 1'deki su sızdırmaz hareketli pistonlara bağlı bulunan kap. Şekil 2 ve şekil 3'teki gibi su miktarı değişen kaplara konulmuştur. Evet gerçekten süper. Yayların sıkıştığı gözlenmemiştir. Allah Allah. Neden acaba? Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü sıvı basıncı var. Sıvı basıncı. Buna göre deneyden yola çıkarak aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir demiş. Bir kere bak Tonguç'um. Sen hareketli piston var, yay var, hava var. Şimdi sen eğer buraya bir su koyduğun zaman suyu arttırdığın anda sıvı basıncı da artıyor. O zaman sıvı basıncı suyun derinliğiyle bir kere şunu unutmayalım. Sıvının yoğunluğu değişmiyor. O zaman bunu attım. Kabın zemin kesit alanı yine değişmiyor. Bunu da attım. Sıvının hacmi, sıvının derinliği değişiyor. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. O yüzden cevabımızın Adana olması gerekiyor. Aslında çok basit bir soruydu Tunguç Eren Bey'im. Dolayısıyla bu tarz soruların hepsini bak. Dinamo yeni nesil soru bankamızda. Hocam hangi sayfaları çalışmalıyım? Tunguç herkes şunu soruyor. Yani ben acaba hangi sırayla çalışayım? Aynen. Bir sürü kitabımız var hocam. Kafayı yiyeceğim diyorlar. Dolayısıyla biz de o kafayı yedirmeyi engellemek için şöyle. İlk başa taktikli, yeni nesil taktikli, yeni nesil sorular var içinde. Yeni sınav sistemine uygun soldaki sorular kazanımları gerçekten öğretmeye, sağdakiler de sizi sınava, gerçek sınava hazırlamak için kullanılan sorular. Dolayısıyla sen gerçekten de bu kitapla beraber hem gerçek sınava mükemmel bir şekilde çalışmış hem de tüm kazanımı tekrar etmiş olacaksın.
Bu başlangıç tabii ki sıfırdan sonra. Bundan sonra Tonguç Hanım'ın Dinamo Soru Bankası'nda da gerçekten kaliteli, güzel deney soruları var. Yeni nesil dediğimiz bu birazcık daha uzun, beceri temelli sorular var. Bunun için de aynı şekilde taktikli gibi bak solda dikey, sağda yatay sorularla ilerleyen, hatta bazen o kadar da abarttık ki, o kadar istedik ki yatay soru sormayı, bunları buraya da kaydırmış sorularımız var. Sonrasında Tonguç Hanım'ın artık bu işin peak'i, yani son noktası, zirvesi, her şeyi olan Zoru Bankası'yla gerçek sınava, hani zaten burada yazıyor, bak bunu ne yazıyor? LGS'den bile Yüzyılsundan bir fen bölümünde tam net yapmak isteyenler için tasarlanmıştır. Dolayısıyla sen bu kitabı aldığın zaman aslında artık son noktayı vurmuş olacaksın ve bu şekilde bütün konuları en kaliteli ve en sağlam sorularla LGS'ye çalışmayacaksın. Ama tabii hepsi bir aşamayla ilerliyor. Bu, sonra bu, sonra bu şeklinde buradaki sorularımızda da başarıya koşacaksın diyorum. O zaman şimdiden başarılarını devam ediyorum. Sağ ol hadi hocam. Bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla.